bu ülkeye emir ve talimat veremeyeceklerini bir türlü idrak edemiyorlar. İstanbul'da Birlik Vakfı'nda konuştu Cumhurbaşkanı. Açıklamaları sertti. Hedefinde Türkiye seçimlerine müdahale etmek isteyen Amerika vardı. Değerli kardeşlerim, Türkiye hiç kimsenin müstemlekesi, mandası değildir. Topraklarında darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez. Seçimle iş başına gelmiş Venezuela devlet başkanını devirmeye çalışanlar bize demokrasiden bahsedemez. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Amerika hem de Avrupa Birliği ülkelerine iç işlerimize karışmayın dedi. Dünyaya demokrasi dersi verenler, Türkiye'de 251 insanımızın şehit edildiği kanlı darbe girişimi karşısında darbecileri himaye edebiliyor. İnsan haklarından bahsedenler, Suriye'de on binlerce masumu katleden terör örgütünün elebaşlarını kırmızı halılarla karşılayabiliyorlar. Batı ülkeleri samimiyet testinden geçememiş, tercihlerini hep olduğu gibi ya dolara ya petrole yatırmıştır. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da vardı. İsrail yönetimi abluka ve ambargoyla açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'ye yine bomba yağdırıyor. Gazze'de işledikleri cinayetlerin, Gazze halkına yönelik soykırım politikalarının kamuoyu tarafından bilinmesine engel olabileceklerini düşünüyorlar. İdlib'deki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yüklendi. Suriye'nin eli kanlı rejimi İdlib'de yaşayan sivilleri, hastane ve okulları bu Ramazan gününde varil bombalarıyla vurmakta hiçbir beis görmüyor.